İlk defa okuyacağım. İkinci bir eser olarak tanıfandım. Ondan sonra muhabbet. Evet efendim. Merhabalar. Tabii ki efendim. Bu kadar acılar, bu kadar şeyler. Yoruldum artık. Haksızlıklar, bilmem neler. Çok yoruldum. Çok. Şu kız bile anlıyor. Şu çocuğum var ya, evladım. Anlıyor. Ben mi çağırdım onu yanıma? Yok. Kendisi geliyor. Üzüntülü olduğumda, neşeli olduğumda her zaman Aruşka kızım beni yönlendiriyor. O benim canım. Tabii canım. Ya bu olmasa var ya Aruşkan, gel. Şimdi ben çağırıyorum. Gel buraya. Az önce nasıl üzüldüğümü anladı, hemen geldi. İki defa. Şimdi Aruşka'ya efendim yapmış oldum. Yani her şeyi. Şöyle göstereyim efendim. Karaciğer bu. Karaciğeri çok güzel böyle yaptım. Kendime de koç yumurtası yaptım efendim. Yani. Şimdi kızım burada yesin. Nerede burada? İyisin. Nasıl olsa yarın temizlik malzemeleri alacak annesi. Görüyor musunuz? Bende gösterge yok. Hayatta. Bakınız efendim, bahçedeki köpeklere gidiyorum. Oraya mama koyuyorum, ediyorum.
Gel. Kurban olsun anne sana. Servis. Porselen tabak. Kızından önemli mi? Ha, burada kızım yiyor. Ya. İşte öyle. Arkadaşın neyi? Kızım yeni ameliyat oldum. Gözünde maşallah iyiye gidiyor. Buyurun efendim. E kurban olsan anne sana. La 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 la. Tabii canım arkadaşıyla. Arkadaşın ne? Arkadaşın ne? Ne olursa olsun. Kuru mama olsun. Ondan sonra hep arkadaşlarını kullan. Ön dişlerin pirinç gibi. Allah korusun zarar gelmesin. Kurban olsun anne sana. E götürdün mü seni veterinere? Tartalları uyguladık ya. Mehmet abi buradayken. Bir ay boyunca. Ondan sonra ne yapacaksın? Suyunu içeceksin. Ondan sonra çişi, tuvalet yok. Arızalı. Oraya yapma kızım. Şeyi, banyoyu yap. Oradan hallederim ben. Hadi bakalım. Yok ben uyumadan Mihriban şey. Ha uyursa uyur kafasına göre. Uyumaz canım. İstediği zaman uyur. Şimdi suyunu içecek. Ondan sonra çişine gidecek. Ya bak gidiyor. Kapalı mı kapalı? Aa, dur havlıyordun o şeylerden. Dur aç. Banyo ya. Tuvalet nakka. Tuvalete ben bile giremiyorum. Ya efendim gördünüz değil mi? Hemen gitti banyoya. Tuvaletimiz arızalı ya canım. Ondan dolayı hemen gitti banyoya. Ben de şimdi orayı ilerleyen saatlerde yani şey ilerleyen saatlerde derken videom bittikten sonra tabii ki hemen yıkayacağım.
O yüzden temizlik malzemeleri çok önemli benim için. Çok. Kimseye anne derler. Aslına bakarsanız örnek olmak istiyorum. Örnek olmak istiyorum. Şöyle örnek olmak istiyorum. Yani beslediğiniz işte ben büyük köpek beslemedim hayatım. Bilmiyorum. Fakat arka dişiyle yedirirseniz, çünkü ön dişlerim pirinç gibidir. Ondan dolayı bir ayda ondan çekti kızcağız. Götürdüm işte veteriner doktor bey şeyini verdi. Kurban olsun hani gitti yaptı. Vallahi banyoyu yaptı geldi. Ha şimdi bak suyunu içiyor ve oynuyor. Kurban olsun anne sana. La la lay 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 la la lay lay. La la lay lay la la lay. Lay la la lay la la lay la la lay. Hopet gel anneye. Gelmek ister misin? Geleceğim. Gel Hopet. Hopet anneye. Hayır buraya gel. Buraya gel biraz seveyim seni ondan sonra kurban olsun annesi. Bak gitti. Hemen banyoya yaptı kızım. Kurban olsun annesi bak. Maşallah. Ya. Hayatımda bu olmamış olsaydı yemin ederim kaç kişiyi ebedi kokuru yemin ederim. Kaç kişi derken istisna olaraktan belirli kişiler. Ama bu var. O yüzden. Ha, bu var diyerekten de bunun da eski eşim var ha. Ona göre eski eşim de buna benim baktığım gibi bakar. Onu da buradan söyleyeyim. Aynen hayata tutmuyorsun arışkayla. Kurban. Nerede gözünü ameliyat ettirmemişsin? Kim onu uyduruyor? Kim? Uyduranlar kendi çocuklarına her gün patates kızartması yapıyor. Her gün patates kızartması mı olur? Aa, benim kocam olacak. Ben kahvaltıda. Tabii ki kocam kalkıp da kapıyı çalar şey çeker gider. Her gün patates kızartması. Adam bıktı artık. Bir de öyle diyorsun yani. Yazıklar olsun sana. Vallahi billahi. Seni kale bile almıyorum. Önce kızımı, kraliçemi karnı doyacak. Ondan sonra annesi yiyecek. Bazen kanat alıyorum. İşte tavuk filan alıyorum. Güzelce haşlıyorum, ediyorum. Ama yine elimle arka dişiyle yediriyorum. Bunlar hassas yani bunlar.
Gerçekten. Ön dişleri hassas. Neyi almıyorsun canım? Ha. Ama şunu söylemek istiyorum. Ha, bu şeyi mi? Ha. Anladım. Şimdi mesela ben koç yumurtası yaptım. Veya başka değişik bir yemek yaptım. Bu insan oğlu için her insan oğlu için geçerli. Zaten kokusundan doyuyorsun. Ama böyle sabileri ağız olup dili olmayanları da ben asla. O yiyecek ondan sonra. Mehmet abi de buradayken mesela hazırlardım, ederdim. Önce ona servis yapardım. Yerde. Ondan sonra ben işte sonra. Çünkü yemek yapmayı bilmezsin. Ütüden anlamazsın. 2 dakika geç kalsam. Hesap kitap sorarsın. İnsan yaptığı yemekten yani tamam yemek yapmak kimi insan için çok zevkli. Kimi hiç, insan için zahmetli sevmez. Ama yapılan yemekte yapan işte yani eğer o yemeği yapıyorsan zaten onun kokusundan o an için doyuyorsun. Sonradan acıkıyorsun. Alo. Merhaba. Yok hayatım ya. Her gün patates kızartması yapıyor. Neredeyse şu terk etmiş zaten gidiyor bunu. Kapıyı açıyor, ben görüyorum. Laço bıkmış bundan. Laço'ya o kadar. Oo, benim karşımda. Ne kadar güzel davranıyor. Laço yüzüne bakmıyor. Laçosu. Beytullah, bana bak. Seni boşayacağım. Ben buradan gerçekten şeye sesleniyorum. Çok beyefendi. Benim burada Bilibunya arkadaşım vardı Nesrin. Onun kocası vardı Erdal abi. Onun gibi çok saygılı. Çok saygılı. Gerçekten. Ama Laço yani Beytullah Enişte. Bak buradan sana söylüyorum. İzlersin sen bunu. Tamam mı?
O öndeki. Buna paket paket sigara alacağına bugün 16 saat önce, 10 saat önce de tekrar sigara yazan yapıldı. Buradan da duyurulur efendim bilmeyenlere. O öndeki dişlerini, birkaç tane dişin var abicim, enişticim. Yaptır. Ondan sonra sen aklı başında bir adamsın. Bu çatlak. Bu kırık. O zaman bak bakayım. Yaptırmazsan, bak buraya yazıyorum. Yaptır. Gerçekten çok yakışıklısın. Bunu kim ne yapsın bu fülyeyi? Sana emir baki. Açtım mikrodalgayı kapıya. Patates kızarttım. Bir yer saniye. Yeme sana dikin. Aa Siboş. Bununla mı uğraşacağım? Boşayacağım ben bunu. Ama Siboş olur mu yani? Adam 30 bin TL alıyormuş. Fulya'nın iddiası. Maaş olarak da. 10 bin TL diyor, şeyi ödüyoruz diyor. Gece konutta oturuyor. Veya müstakil evde. Çocuk da var. Çocuk 6 yaşına girecek. Ha girdi girdi. Bunun okulu var. Birinci sınıfa gidecek. Sen böyle kocana davranırsan kocanı. Ay bir git tamam uğraşamam seninle bir türlü. Hani arada şey alacaktan. Ne diyorlar ona ya? Maaştan önce ne diyorlar? Avans alacaktım bak almadım. Laço bunun yüzüne bakmıyor. Sabah kalkıyor, kahvaltısını dahi yapmadan kapıyı çekip gidiyor. Bıkmış bundan. Bir tek oğlu için katlanıyor. Simonş, bak görüyorsun. Beatle'a. Boşayayım mı? Boşayacağım artık. Zamanı geldi. Patates kızartıyorum, yemiyor. Simonş, ben buna mı uğraşacağım? Uğraşamam. Ama Siboş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burnumu yaptırmak istiyorum. Aa, Neden kız? Sen lali misin? Sanatçı mısın? Fenomen misin? Burnun güzel. Ne gereği var şimdi yaptıracağım burnunu? Ay Siboş şurası var ya. Şöyle duruyor. Ondan dolayı burayı aldıracağım. Sence nasıl olur Siboş? Aşkım. Bence gerek yok yani Fulya. Ne? Yanıma mı gireceksin? Gel. Film Merve anne diyor. 5 yaşındaki çocuğun eline gel buraya gel. Gel. Bir tane. Bir tane. 5 yaşındaki çocuğun eline halı makinesi nasıl veriyorsun ya?
Halı yıkama şeyi. Nasıl veriyorsun? Ha? Dur, az sonra yapacağım. Ay Siboş, görüyor musun? Araf diyor ki makina şey halı yıkama makinesini istiyor. Yapma evladım, bak olmaz. Siboş bak kahve içiyorum. Olmaz çocuğum. Arkadan sesler geliyor tabii. Tamam hadi deterjan da koyayım. Deterjan 5 yaşındaki çocuğa zararlı değil mi? Ha? Sonra halı yıkama makinesini sen 5 yaşındaki çocuğa nasıl veriyorsun? Kız bana bak, oradan çok sesler geliyor. Ne oluyor? Aa. Sibaş. Çocuk şeyde oynuyor. Arkadaşlarıyla oynuyor. Köpekle oynuyor. Aa, bu kadar ses mi gelir ayol? Ben de yemek yapıyorum. Mutfağa giriyorsun. Sen oturduğun yer neresi ya? Şey olarak, semt olarak biliyorum da. Sen neyin peşindesin? Sen bir kere yok hayatım, ben kimseyi konuk almıyorum. Şu an için almıyorum. Sivan. Kız sen niye benim üzenlerin lerle görüşüyorsun. Cümleye bakın, ecelemeye bakın. Benim. Bak bana ne dedi biliyor musun Siboşo? Hornet mi ne varmış? Bu oradan şey yapıyormuş. Sibel sana söylemiş.
Sen de benim hakkımda suç duyurusuna bulunacak mısın? Bak benim doğum günüm. Mali'ye gittiğinizde benim adım nasıl çıktı orada? Söyle bakayım bana Fulya. Başka neler oldu? Neler? Rapor verme. Rapor verme. Rapor verirsen, tamam mı? En büyük düşmanlarıma ben de ne yaparım? Elimde olan belgelerle, kanıtlarla, görüntülerle senin çocuğunu iyi bakmadığına dair kalkar ne yaptım? Sosyal, aile, politikalar, hizmet bakanlığına şikayet ettim. Tebligat sana gelecek. Ondan sonra seni Gebze kurtarsın. Sen diyorsun ya, Gebze beni tehdit etti. Gebze seni tehdit etmedi. Sen gönüllü gittin oraya. Sen gönüllü gittin oraya. Öyle bir şey yok. Ama ben ne yaptım? Gereğini hem buradan yazdım, hem de bizzat kendim gittim. Bence o çocuk senin elinden alınmalı. Şengül'ün 5 tane ağzı olup dili olmayan hayvanları, köpekleri değil. Çünkü sen çocuğa iyi bakamıyorsun. Kocana bakamıyorsun ki ne çocuğuna bakabilesin. 7-24 buradasın. Neyin peşindesin sen? Ben yıllarımı verdim, fenomen olamadım. Reklam alamadım. Neyin peşindesin sen? Ha? Soruyorum sana. Bir de kalkıyor benim taklitimi yapıyor. Sen benim taklitimi başarısız yaparsın. Okşan çok güzel yaptı taklitimi. Başka birisi daha vardı. O da Lubunya'ydı, uzun boylu. O da çok güzel yaptı benim taklitimi. Sen orada benimle Şükran'a, orada Şükran'a da gider yapıyorsun. Yani orada işte diyorsun ki benim ağzım şey değil canım, yamuk değil. Bunu Gebze de söyledi, verdi. Nasıl yani? Gebze de verdi. Davaları sürüyor. O yüzden Gebze'yi. Öyle şey mi olur? Hayır, orada Şükran'a da laf atıyor. Gider yapıyor. Günur'a da gider yapıyor. O da zannediyor ki ne? İşte kendi çapımda skeç yaptım. Böyle skeç olmaz. Sen hem Şükran'a hem kim demiştim efendim?
Ha Günnur. Günnur'a. Sen oradan gider yapıyorsun. Böyle olmaz. Direkt kalkacaksın. Aslan gibi olan Okşan'ın benim yapmış olduğu taklitim gibi taklit yapacaksın. Ama sen orada işini kusuyorsun. Yani kinini, nefretini hem Şükran'a hem de Gündür'a hem de şahsım adım olan Sibel Baysal'a kinini kusuyorsun. Böyle skeç, böyle tiyatro olmaz. Bir kere Gündür seni ilgilendirmez. Gündür'e laf söylemeye hakkın yok. Sen kime laf söyleyebiliyor musun? Kendi kocana. Zaten kocan senden bıkmış, usanmış. O önündeki dişlerini yaptırsan, Beytullah enişte eğer seni tanırsa namerdim. Hani benim fenomenim kıza, moderatöre, ha? Burada sensin. Diğer tarafta da Emir Bozdağ. Gündür'den şey pardon tabii Gündür'ü istemiyor. İstemiyor. Hadi tamam Gündür'ü istemedin. Gündür senin yüzüne bakar mı? Ha? Allah'ın selamını sana verir mi? Vermez. Ama sen ne yaptın? Zümrüt'ten dolayı yola çıkaraktan bu tür şeylere Gebze ile işbirliği yaptın. O Zeynep var ya Zeynep. Ha, Zeynep senden daha delikanlı. Harbi. Tabii geldi Zümrüt'e madilik yaptı. Zümrüt ağzını açmadı. Hasta kadın. Ameliyat geçirmiş. Kaç yaşında? O bir astrolist. O bir kadife sesli. Yaşına rağmen çok çok güzel. Oya Aydoğan, Türkan Şoray, Nazan Şoray karışımı benzerlik olaraktan. Kalktın, geldin direkt sen Zümrüt'e madilik yaptın. Günur da geldi sana.
madilik yaptı. Ya. O yüzden hani ben senin, tamam ben seninle tabi Gebze ile işbirliği olduğunu zaten biliyorum Nihal'i. O beni ilgilendirmiyor. Ben Zeynep Hanım'dan yola çıkaraktan Günnur ve Zümrüt'ten bahsediyorum. Sen geldin. En son Zümrüt'e madilik yaptın. Sen Zümrüt'ün, Günnur'un tırnağı olabilir misin? Sibel Baysal'ın hiç olamaz. Neyin peşindesin sen? Evli barklı bir kadınsın, bir tane çocuğun var. Kocan dahi kapıyı çarparak sabah işe gidiyor senin yüzüne bakmadan. Ya işte. Çok fazla otel, çok az zaman.